Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İmanın altı şartından biri olan meleklere imanın dünya hayatındayken bile insana verdiği bir faydalarından bahsediyordu Bediüzzaman Hazretleri. Bu iman rükünlerine inanmak insanın ebedi hayatını kurtarır, cenneti kazandırır, Allah'ın cennet ve cemaline ulaştırır. Ama öbür tarafa gitmeden de daha bu dünyadayken mümine faydaları olduğunu üstad izah ediyordu. Asay Musa'nın 11. meselesinde. Hatta bu dersin başındaki çok ilginç bir noktayı nazarı vermişti. Bir zaman diyor Cenab-ı Hakk'a dua ederken Ya Rabbi Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hürmetlerine beni cehennem azabından kurtar dediğim zaman herkesi korkudan Azrail ismini söylediğimde bir emniyet hissettim. Çünkü insanın en kıymetli olan ruhudur. Onu zayi olmaktan endişe eder. Kaybetmekten endişe eder. İşte melekül mevt denilen ölüm meleği Allah'ın emriyle insan ruhunu teslim alıyor. Böylece ruhumu emin bir ele teslim etmenin derin bir sevincini, sorunu hissettim diye başlamıştı dersine Bediüzzaman Hazretleri. Sonra bir hayli okuduktan sonra bu akşamki dersimize devam edelim. Sözü tekrar gerilere alıp uzatmamak için. Hem meleklere imanın saadeti dünyeviye medar vesile cüz'i bir numunesi şudur ki ilmi halden iman dersini alan bir masum çocuğun yanında ağlayan ve masum bir kardeşinin vefatı için ve ila eden, feryat eden diğer bir çocuğa ağlama, şükür öyle. Senin kardeşin meleklerle beraber cennete gitti. Orada gezer. Bizden daha iyi keyif edecek. Melekler gibi uçacak. Her yeri seyredebilir deyip feryat edenin ağlamasını tebessüme, gülümsemeye ve sevince çevirmesidir. Melekleri imanın cüz'i bir neticesi de buymuş. Ben de aynen bu ağlayan çocuk gibi bu hazin kışta ve elim bir vaziyetimde gayet elim acı veren iki vefat haberini aldım. Biri hem Ali mekteplerde, üniversitede birinciliği kazanan hem Rıssa'nın hakikatlerini neşreden birader zadem kardeşimin oğlu merhum Fuat vefat etmiş. Üniversite okuyan bu delikanlı. İkincisi hacca gidip sekerat içini tavaf ederken Kabe'yi tavaf ederken tavaf içinde vefat eden alime hanım namındaki merhume hemşire iki acı vefat haberini birden duymuş ve hazretleri. Bu iki akrabamın ölümleri İhtiyar Risalesi'nin yazılan merhum Abdurrahman'ın vefatı gibi beni ağlatırken imanın nuruyla o masum Fuat, o saliye hanım yani kız kardeşim insanlar yerinde meleklere hurilere arkadaş olduklarını ve bu dünyanın tehlike ve günahlarından kurtulduklarını manen kalben gördüm o şiddetli hüzün yerinde büyük bir sevinç hissedip hem onları hem Fuad'ın pederi kardeşim Abdülmecid'i hem kendimi tebrik ederek Erhamül Rahim'ine teşekkür ettim. Bak meleklere imanın insana kazandırdığı bir sürur, bir sevinç, bir ferahlık, bir rahatlama olayını ben böyle yaşadım bizzat diyor imanın sayesinde. Bu iki merhumeye rahmet duası niyetiyle burada yazıldı. Kaydedildi. Risale-i Nur'daki bütün mizanlar, yani şimdi Bediüzzaman Hazretleri kendi üzerinden misal vererek, imanın nasıl insanı bu dünyada manevi bir cennetin lezzetini tattırdığını ifade etti. Yani çocuğu ölen, kardeşi ölen, eşi ölen, başka akrabası olan insanlar da kendilerini Bediüzzaman'ın yerine koyarak onun gibi düşünebilirler. Yani bu dünyanın günahlarından, fenalıklarından, her şeyinden kurtulup ahiretin saadetli alemlerine göçler diye o imanın sayesinde teselliyi her mümin kendi dünyasında hissedebilir. Ne kadar imanı güçlüyse o kadar başa gelen bu elem verici üzüntü olaylara direnmek, sebat etmek, dayanmak kolay olur. İşte zaten Risanur'la bir zaman hazretleri herkesin kalbinde var olan ama zayıf olan imanları kuvvetli yapmak, taklidi olan imanları tahkik mertebesini yükseltmek, yani geleneksel, göreneksel bir iman yerine akla, ilme, mantığa, delile ispatı dayalı çok kuvvetli iman sahibi olsun bu millet İslamiye diye 6000 sayfalık bu Kur'an tefsirlerini onun için yapmış, yazmış. Allah'ın lütfuyla. Biz diyor Risale-i Nur'la ehli imanın imanını kurtarmaya çalışıyoruz. risale eserlerinin asıl hedefi inanıyorum diyen insanların imanı tehlikede onları kuvvetli haline getirmek. Bu arada hiç inanmayanları da tebliğ yaparak imana gelmesine yardımcı olmak da vazifelerimiz arasında. risale bütün mizanlar ve muvazeneler, kıyaslamalar imanın sadiki dünyeviyeye ve uhreviyeye, hem dünya saadetine hem ahiret saadetine medar vesile meyvelerini neticelerini beyan ederler. Ve o külli ve büyük meyveler bu dünyada gösterdikleri saadet hayatiye ve lezzet ömürciyetiyle her müminin imanı ona bir saadet ebedi kazandıracak, belki sümbül verecek ve o surette inşaf edecek diye haber verirler. Bak üstadımız gibi yani 55 seneden beri bu risaleleri okuyarak gelen bir kardeşiniz olarak 22 Nisan tarihinde bu sene yani 2024'te annem vefat etti. 96 yaşın içindeydi. Ben de ona rahmet duası niyetiyle bunu anlatmış olayım üstadın anlattığı gibi. Annem tabii çok yaşlanmıştı ve son bir senesi artık yatalak vaziyetteydik. Ve dışarıdan mama şeklinde midesine mama verilerek hayatı devam ediyordu. Ama Cenab-ı Hak belli bir zamandan sonra işte 22 Nisan'a gelindi, gelindiğinde sabaha karşı ruhunu teslim etti. Şimdi ben annemin vefatı münasebetiyle feryat figan niye diyeyim? Dünyanın bütün gamlarından, kederlerinden, sıkıntılarından kurtuldu. Sevdiklerine kavuştu berzah aleminde. Tanıdığı yüzde 99 ahbapları, sevdikleri o tarafta zaten. Babam da o tarafta, dedem de orada, babaannem de orada, amcalarım orada, dayılarım orada. <laughs> yani hep onlara kavuşmaya gitti son bir sene içerisinde çekmiş olduğu sıkıntılar da hasbel beşer hatalarına teffaret olarak Cenab-ı Hak tarafından temizlik yaptı. Öyle göçtü diye bak. Ne güzel düşündürüyor iman insana ya. Ve yani köyden İstanbul'a uğurlar gibi ahiret diyarına yolcu ettik gitti. Bir müddet sonra da biz arkadan gideceğiz. Kimse bu dünyada kalmıyor ki. Onun için imanın vermiş olduğu nur ve şuurla hidayet ışığıyla insan bu dünyada dahi insanı en çok sarsan ölüm karşısında bile e, Allah'tan geldik ona döneceğiz düşüncesiyle öyle bir metanet öyle bir mukavemet buluyor ki ruhunda herkes feryat figa ederken sen Allah rahmet eylesin gani gani rahmete gark olsun Tabri tünnül mekanı cennet olsun diye dualar ederek gönderdik. E şimdi bu yapılan bütün bu hizmetlerimizden annemin de babamın da herkesin de öbür tarafta ruhlarına yağmur gibi sevap yağıyor. Ne mutlu onlara. Biz de ahiret diyarına göçtüğümüz zaman bizden sonra gelen nesillerimizde bizim ruhumuza gönderecekler. Ya şu imana bakar mısınız ya? Allah Allah. O zaman iman sayesinde demek yaşamak da güzel, ölmek de güzel. Gençlik de güzel, ihtiyarlık da güzel. Dünya da güzel, e, ahiret zaten güzel. Bak iman insanın bu dünyasını bile manevi bir cennete ne kadar güzel çeviriyor, görüyor musunuz? Herkes kendine göre bunu düşünebilir. Evet. Her müminin imanı ona bir saadeti ebedi kazandıracak, belki sümbül verecek ve o surette inşaf edecek diye haber verirler. Ve o külli ve pek çok meyvelerinden beş meyvesi meyve miraç olarak 31. sözün ahirinde ve beş meyvesi 24. sözün beşinci dalında numune olarak yazılmış bu anlattığım imanın bu dünyada dayı sahibine dünya saadetini kazandırdığını, manevi bir cennetin ferahlığını elde ettirdiğini orada detaylı anlatıyor beş ayrı meyve şeklinde her Erkan-ı imaniyenin, imanın altı rükününün her birinin ayrı ayrı pek çok belki hadsiz meyveleri olduğu gibi mecmuunun imanın altı şartlı olan inancın birden çok meyvelerinden bir meyvesi koca cennet ve biri de saadet ebediye yani cennet güzel ama onu güzel yapan ebedi oluşudur. Eğer cennette nihayetsiz lezzetlere kavuşup onun da bir sonu olsaydı dünyadaki gibi cennet bile insana tam istenilen saadeti vermeyecekti. Öyleyse cennet güzel ama cennette devamlılık ondan daha güzel. Ve biri de belki en tatlısı da rüyeti ilahiyedir diye başlı demiştik. Ya bir de bu var. Cennet var. Cennetin sonsuz nimetleri var. Ebedi saadeti var onun da ötesinde her şeyin sahibi olan bütün bu nimetleri mümin kullarına ihsan eden Cenab-ı Hakk'ın ilahi cemalini, ilahi güzelliğini görmek de var ya. O e zaman Hazretleri o nasıl bir şey diye insanın aklına geliyor ya nasıl bir şey o? Şöyle izah etmiş. 20. mektubun 11. meselesi var en son birinci makamın en son meyvesidir o. Diyor ki orada dünyanın bin senelik mesudane bir hayatı olsa bin senelik bir ömür hiç elem, keder, hüzün yok. Ne istiyorsan elde ediyorsun. O bin senelik saadetli hayat cennetin bir saatine denk değil diyor ya. Allah Allah nasıl bir alemse bin senelik dünyanın saadetli hayatı cennetin bir saatine denk değil. Ama öylesine mükemmel bir cennetin de bin senesi Cenab-ı Hakk'ın ilahi cemalini, güzelliğini görmeye o doğru denk değil diyor. Peki biz gerçekten Cenab-ı Hakk'ı görebilecek miyiz? Bu dünyada göremiyoruz. Görmeye bizim gözümüz müsait değil. Her şeyi göremiyoruz zaten. Mikroskop olmadan mikroskobik canlıları göremiyoruz. Ancak aletten görüyoruz. Uzayın derinliklerindeki yıldızları çıplak gözle göremiyoruz. Ancak teleskoplar yardımıyla görüyoruz. Bak göz sınırlı görme özelliğine sahip. Bu dünyada Cenab-ı Hakk'ı görmeye bizim gözlerimiz müsait olarak yaratılmamış. Peki cennetten görecek miyiz? İşte bu soruyu sahabe-i sormuş. Ya Resulallah yani miraç mucizesinde o gecede Cenab-ı Hakk'ın ilahi cemali bizzat peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın ihsanini gördü ya bu durumu sahabeler soruyor. Ya Resulallah biz de Rabbimizi görebilecek miyiz? Elbette de, demiş. Elbette göreceksiniz. Nasıl ya Resulallah? tıpkı geceliğin gökteki dolunayı gündüz güneşi seyrettiğiniz gibi cennetten Rabbinizin ilahi cemal güzelliğini göreceksiniz demiş. Devam ediyor diyor ki o seyir Allah'ın ilahi cemalini temaşa görmek o kadar saadetli bir hal ki ehli cennete cenneti unutturacak diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O saadetli hal, o bir saatlik Allah'ın ilahi cemalini seyretmek, cennetin bin senesine bedel de bir de cenneti unutturacak bir halmiş o seyir hali. Devam ediyor. Hatta diyor, döndükleri zaman saraylarındaki aileleri Onları diyor gözlerinden zorla tanıyabilirler. Öyle bir güzellik kazanacakmış ehli cennet. Ya bu dünyada filan artist gibi pek yakışıklı olamadık. Filan aktris gibi ya, e, böyle çok güzel bir bayan olamadık diye hayıflanıyor insanlar ya. <laughs> Sen ne yapacaksın dünyanın güzelliği? Fani hepsi toprak olacak onların. Esas cennet ehlinin güzelliği, o kadar çok yüksek olacak ki Allah'ın ilahi cemalini seyirden sonra o güzellik bin kat daha artacak. Daha yani bin kattan kasıt çokluktan kine olarak söylüyorum. Allah cümlemize cenneti, cennetteki ebedi saadeti ve Rabbimizin ilahi cemalini seyretmek nimetini cümlemize nasip ve müyesser kılsın inşallah. Evet ve 32. sözün ahirindeki muvazenede e imanın saadet idareine medar hem dünya hem ahiret saadet nevesiyle bir kısım meyveleri güzel izah edilmiş diye bu bölümü böyle ifade etti üstadımız. Devam ediyoruz. Meleklere iman, ahirete iman ve diğer iman yükülleri iman böyle. Ama bir de kadere iman meselesi de var kadere inanmanın da mümine kazandırdığı güzellikler var bu dünyada. Şöyle, imanı bir kader rüknünün kıymettar meyveleri bu dünyada bulunduğuna bir delil, evet, inanmanın ahiretteki müka mükafatı ebedi saadet ebedi cennet tamam ama bu dünyada da meleklere iman gibi kadere imanın dahi mümine kazandırdığı güzellikler var delili de şu umum lisanında men emene bil kader emine minel keder dar bir mesele olmuştur. Bu ne demek? Yani kadere iman eden kederlerden kurtulur. Ya yani kadere iman eden gamlardan, kederlerden, üzüntülerden tamamen kurtulur. Risale-i Kader'in ahirinde güzel bir temsil ile iki adamın şahane bir sarayın bahçesine girmesiyle bir külli meyvesi beyan edilmiş. Hatta ben kendi hayatımda binler tecrübelerimde gördüm ve bildim ki kadere iman olmazsa hayat-ı saadeti mahvolur. Elim musibetlerde elem verici acı musibetlerde ne vakit kadere iman cihetine bakardım musibet gayet hafifleşiyor görüyordum ve kadere iman etmeyen nasıl yaşayabilir diye hayret ederdim. ya Evet kadere iman çok önemli. Şimdi daha önce de ifade ettik bazı insanlar var adı Ali Veli Hasan Hüseyin Ahmet Mehmet Müslüman Diyor ki ya ne kaderi ya? Ne kaderi? Nerede kader? Herkes kendi kaderini kendisi yazar. Allah Allah ya. Yani sapık adamların düşüncesi gibi Müslüman'ın da böyle çarpık inancı olur mu ya? Ve bil kaderi hayrihi ve şerri ibn Teala olan iman rüklen adamın haberi yok. Daha evvel de ifade ettim ya bırak kaderi televizyon programcısı eline almış mikrofonu rastgele insanları soruyor bir kelime işaret getirebilir misin diyor delikanlıya tabi abi diyor, getiririm hadi getir bismillahirrahmanirrahim diyor <laughs> ya kardeşim ben kelime işaret getirdim sen besbile çekiyorsun o ne diyor o ne kelime işaret ne diyor oho ya milletimizin halini görüyor musun ya? Ya gusülün farzı kaç diyor. Ne gusül abi diyor. Gusül ben böyle bir şey bilmiyorum. Duymadım diyor. Müslüman Türkiye'nin zavallı gençleri bunlar ya. Ya Onun için bir daha söyleyelim. Biz Rüsal-i Nur'da ehli imanın imanını kurtarmaya çalışıyoruz. İman dediğimizde sadece Allah'a iman değil ki. Evet Allah'ın varlık ve biline iman birinci rükün meleklere iman, ikinci rükün kitaplara iman, üçüncü rükün peygamberlere iman, dördüncü rükün ahirete yeniden dirilişe iman, beşinci rükün ama kadere iman da var ya Allah Allah. Bu altı iman rüklü bir bütün. Ben Allah'ı ahireti kabul ediyorum ama kader mader diye bir şey yok dediğin anda Mümin olmaktan çıkıyorsun be kardeşim. Haberin yok senin ya. Ya. Onun için mesela 26. söz diye bir ders var zaman Kader Risalesi ya. Onu bilmeyen, okumayan adamlar hoca da, hacı da, müftü de olsa kaderle alakalı meselelerde mutlaka arızaları vardır. Biraz konuşsan hemen dökülür patır patır. Niye? Bilmiyor çünkü yani. Bir takım şeylerin izahından haberi yok. 26. sözü okumayan insanın imanın altı yüklü bir bütün ya. İmanı sıkıntıya girebilir. Mutlaka bu topluma onu aktarmak, anlatmak gerekiyor. Yani biz e, Yeni Asya'daki makallerimizde bu internet sitesindeki derslerimizle neyi anlatmaya çalışıyoruz? eymanın altı esasını döne döne değişik açılardan anlatan üstadımız dersini paylaşarak bu milletin imanı sağlam olsun, Yarım yamalak baştan sağlam bir imanla dolaşıp yaşamasın bu dünyada. Derdimiz o. Melaike iman rüklünün külli meyvelerinden birisine 22. sözün ikinci makamında şöyle işaret edilmiş ki Azrail Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a münacat edip demiş. Bunu Bediüzzaman 22. sözde de anlatıyor. Başka yerde de tekrarlamış bu müsaade Çok önemli. Burada da söylüyor bakın 11. meselede. Azrail Aleyhisselam bir gün Cenab-ı Hakk'a niyaz etmiş. Demiş ki kabz-ı ervah vasfesinde yani canlıların ruhlarının alması vasfesinde senin ibadın kulların benden küsecekler. Şekva edecekler. Benden habire benden şikayetlenecekler edecekler. Ona cevap denilmiş senin vasfene hastalıkları ve musibetleri perde yapacağım. Ta ibadımın kullarımın şikayetleri onlara gitsin sana gelmesin. <laughs> Allah Allah. Şimdi bu akşam haberlerde baktım bir tırın lastiği kopmuş bayır Bayraş'a gidiyor bir minibüsü çarpıp harap etmiş bir minibüsü ondan dönmüş bir genç kıza çarpmış orada ölmüş kızcağız bak 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 şimdi o, bu olayda genç kız 18 yaşında üniversite hayal olan bir çocuk tekerlek çarpmış ölmüş şimdi Azrail İslam nerede kimsenin aklına gelmez Vay bu tır şoförü sağlam onu monte etmemiş de bilmem ne de oradan çıkmış da çocuğa çarmış öldürmüş de falan öyle. Ya da işte kaldırımda yürürken bir otobüsün frenleri patlıyor. Kaç kişinin birden yaralanmasına bir kısmının ölmesine sebebiyet veriyor. Yani ya kalp krizinden öldü ya efendim trafik kazasından öldü ya işte boğularak öldü şundan öldü, bundan öldü diye konuşuluyor. Hiç kimsenin aklına Azrail İslam gelmiyor. Allah onları perde yapmış. Azrail İslam yani vasfesine ta ki şikayetler ona gitmesin diye. Aynen bu perdeler gibi Azrail Aleyhisselam'ın vasfesi de bir perdedir. O da perdeci. Gerçek iş gören o değil. Neden? Niye perdeci? Ta haksız şekvalar, şikayetler Cenab-ı Hakk'a gitmesin. Çünkü ölümdeki hikmet ve rahmet ve güzellik ve maslahat cihetini herkes göremez. Zahire bakıp itiraz eder, şekvaya yani şikayete başlar. İşte bu haksız şekvalar rahimi mutlaka, mutlak merhamet sahibi olan Cenab-ı Hakk'a gitmemek hikmetiyle Azrail Aleyhisselam perde olmuş. Yani Cenab-ı Hak bu perdeleri aslında kullarını korumak amacıyla koymuş araya. Yani her ölüm hadisinde insanlar direkt Allah'tan şikayet etmeye kalkalardı. Kendi ahiretlerini yakarlar durduk yerde ya. Allah rahmetiyle araya perde koyuyor. Hastalıkları, musibeti Azrail İslam'ın perde. Azrail İslam'ı da kendine bir perde yapıyor. Taksa, ta ki haksız itiraz etmek suretiyle Allah'tan şikayet edip günaha girmesin kulları diye. Bazen çocuğuyla anneler feryat ediyor. Bula bula benim çocuğumu buldum diyor Allah'a. İsyan ediyor ya. İsyan etmekle zaten günaha giriyorsun. Allah'a isyan olur mu? El hükmü lillah. Hükümlü Allah'tır. Onu yaratan o. Gerisin geriye ruhunu alan da o. Ama aralara perde koyarak Allah bizzat Cenab-ı Hak'tan şikayet etmesinler diye kullarını korumak amacıyla bu perdeleri araya koymuş. Ya ne güzel izah bunlar ya. Üstadımızın bu izahları ne kadar güzel. Aynen bunun gibi bütün meleklerin belki bütün esbabı zahiriyenin, zahir sebeplerin vasfeleri izzet-i rububiyetin perdeleridir. Ta güzellikleri görülmeyen ve hikmetleri bilinmeyen şeylerde kudret ilahinin izzeti ve kutsiyeti ve rahmetinin ihatası, kuşatıcılığı muhafaza edilsin, itirazı hedef olmasın ve hassiz ve ehemmiyetsiz ve merhametsiz şeylerle kudretin mübaşireti teması nazarı zahirde görülmesin. Yoksa hiçbir sebebin hakki teziri ve icadı hiç kabiliyet olmadığını, her şeyde tevhid sikkeleri gör. Katı gösterdiğini Rıssanur hadsiz delilleriyle ispat etmiş, halk etmek, yaratmak, icat etmek ona mahsustur. Esbab, yani sebepler ise yalnız bir perdedir. Melaike gibi zihşur olanların, akıl idrak sahibi olanların, yalnız cüz ihtiyarı ihtiyarıyla cüz-i icatsız, kesplenilen bir nevi hizmet-i fıtriye, ve ameli bir nevi ubudiyetten başka ellerinde yoktur. Yani melaike-i kiram Allah'ın işine yardım eden ortakçıları değildir ya. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok ki Allah'u samet diyoruz bak. Cenab-ı Hakk'ın kudreti sonsuz, ilmi sonsuz, iradesi sonsuz. Yardımcılara, muinlere, vezirlere ihtiyacı yok Allah'ın. Melaike-i kiram Allah'ın emriyle vasife gören memurlar konumundadır. İşi yapan ama bizzat Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. Yani şöyle diyelim. Yuhyi ismiyle hayatı bütün canlıları veren Allah olduğu gibi ve Yumit ismiyle de gerisin geriye o hayatı alıp ölüme mazhar kılan da Allah'tır. Melaki-i kiram ise biraz evvel okuduğumuz gibi arada perdeci. Allah'ın yardımcılara hiçbir zaman ihtiyacı yok. Ama izzet ve azametini korumak için perdecilere ihtiyaç olduğu anlaşılıyor insanlar zaviyesinden bakıldığında. Evet, izzet ve azamet isterler ki esbab yani sebepler perde dar desli kudret ola aklın nazarında Allah'ın kudret eline perdeci olmalarını istiyor Cenab-ı Hakk'ın izzet ve azameti. Tevhid ve ehadiyet isterler ki Allah'ın tekliği, birliği, esbab, sebepler ellerini çeksinler, tesir hakkiden diyerek bu akşamki dersimizi burada noktalayalım ama bunun devamı var. Geri kalan kısmı da inşallah yarın akşam birlikte paylaşmaya, üstadımızdan dersimizi almaya devam ederiz inşallah. Sübhaneke la ilmelena illa ma'allemtena. İnne kentel alimül hakim ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin.